Doğalgaz, elektrik vesaire vesaire ay başında sona eriyor. 25 metreküplük doğalgaz desteği vardı. Niye vardı? Niye derken? Seçimler falan vardı herhalde o yüzden. Şimdi yakın zamanda da çok seçim olmayacağı için anladığım kadarıyla. Bir haber var ki kulisleri hareketlendi. Biz de hareketlendik. Elektrik ve doğalgazda gelire göre faturalandırma sistemi üzerinde çalışılıyormuş. Yani iddia bu yönde. Gelire göre. Nasıl olacak o iş? Diyenin cevapları gelir. 800 lira, 900 lira, 1000 lira yakıyordum. 25 metreküplük doğalgaz desteği 1 Mayıs'ta sona ererken elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir çalışmanın haberi geldi. Enerji Bakanlığı'nın gelire göre fatura üzerinde çalıştığı iddia edildi. Güzel bir uygulama. İnşallah daha ileri olur. Son fatura 850 TL geldi. Bakanlık yetkililerine dayandırılan o iddia gündemi belirledi. Herkes elektrik ve doğalgaza zam gelip gelmeyeceğini merak ederken düşük gelirlinin daha düşük fatura ile destekleneceği konuşuluyor kulislerde. Yani doğalgaz ve elektrikte tarifeler yeniden belirlenecek. Gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifeleri de kademeli olarak yükselecek. Gelir gruplarının hangi kriterlere göre belirleneceğini ise zaman gösterecek. Gelire göre faturalandırma sistemi üzerinde çalışıldığı öne sürüldü. Tabii ki yani kulislerde konuşulan konular bunlar. Hangi kulis bu ya? Şimdi hangi dizinin kulisi? Hangi filmin kulisi? Şimdi buna göre hani gelir sistemi üzerine sabah da aramızda tartıştığımız konu üzere acaba hani asgari ücrete tabi olanlar mı, en düşük emekli maaşı alanlar mı gibi böyle geniş bir araştırma kapsamı söz konusu olur. O ailede kaç kişi yaşıyor falan filan derken gelecek sonuçları merak ediyorum açıkçası. O zaman sabit gelirliler burada mıyız diye bir soralım mesela sevgili beyaz yakalı kardeşlerim, asgari ücretli arkadaşlar, 10 bin liraya ne yapan mahkum olan emekli abilerimiz, ablalarımız başka ya da asgari ücretlerin bir tık üzerinde maaş alan arkadaşlarımız burada mıyız acaba, bir yoklama alalım. Daha çok o arkadaşları ilgilendiren bir haber bu. Gelir çünkü baktığın zaman kim gelirini net bir şekilde gösterebilir? Bu arkadaşlar. Onun haricinde vallahi bilmiyorum. Hani neye göre, nasıl, ne şekilde belirleyeceğiz? Bazıları şey diyordu. Nisan civarı, Mart civarı mıydı? Açın pencereleri, açın kombileri, doğalgaz bulduk. Karadeniz o civarlarda. O da yakında takviye pek herhalde gelip gelmesi sıkıntısı yaşadı. Dolayısıyla bir doğalgaz, elektrik ücreti hayatımıza girecek. Ne girebilir olabilir diyorsun. Yani doğalgaz yakmayabiliriz. Ya nereye bağlayacağını heyecanla bekliyorum. Söylüyorum işte, evet. Bağlama yok yani, ben direkt cümle alem duysun kulisleri hareketlendiren bir haberse. Evet. Gerçekçi olmak en güzeli. Şeffaf olmak en güzeli. Doğalgaz yakmayın, elektrik yakmayın arkadaşlar. Evet. Karadeniz'deki doğalgaz da herhalde yolda biraz tıkandı kaldı. O da bir an önce gelsin. Herkes kombileri yaksın, pencereleri açsın. Evet. Sabit gelirlere de sevgi selam. Evet, elbet bunun da sonuçlarını açıklayacağız buradan. Peki.